Selamun aleyküm. Öğrenciler, şimdi de geldik sosyal coğrafya dersinin 5. bölümüne. 5. bölümünde ilk önce burada varımızdı ziraat. 5. bölümümüz ziraat için. Kürdistan yeri çok önemlidir. Ziraat yeri için çok iyi bir yer sayılır ziraat ekmek için. Ziraat ürünlerimiz var. Ziraat ürünleri 3 çeşittir. Gıda ürünleri, sanayide kullanılan ürünler, varımızda pamuk, tütün, susam ve yem ürünleri. Ziraat ürünleri, gıda ürünleri 3 çeşite ayrıl. Gıda ürünleri, sanayide kullanılan ürünler ve yem ürünleri. Gıda ürünlerine gelelim. Gıda ürünlerine varımızda buğday. Buğday Kürdistan bölgesinde çok miktarda her sene buğday ekilir. Ekimi Ekim ayında ekilir. Biçmesi ise Mayıs'ın başında biçilir. Buğday kış ürünlerindendir. Ekimi Ekim ayında ekilir. Biçmesi ise Mayıs ayında biçilir. Sonra varımızdı arpa. Arpa önemli buğdadan sonra gelir. Kış ürünlerindendir. Ekimi aynen Ekim ayında ekilir. Biçmesi ise Mayıs'ın sonunda, Haziran'ın başında biçilir. Arpa buğdadan daha dayanıklıdır. Susuzluğa ve az verimli topraklarda da olur. Arpa buğdadan daha dayanıklıdır. Susuzluğa ve az verimli topraklarda da olur. Buğdaydan arpa, her ikisi de kış ürünlerindendir. Şimdi gelelim pirinç. Pirinç kış ürünlerindendir. Kürdistan bölgesinde çok bir miktarda her sene ekilir. Pirincin ihtiyacı bol suya, bol su ve sıcak havaya ihtiyacı var. Pirincin ihtiyacı bol su ve sıcak havaya ihtiyacı var. Bu da varımızdı bizim Kürdistan bölgesinde Akra'da. Akra pirinci, Akra Bazyan pirinci en önemli pirinçlerden sayılır. Sonra varımızdı Mısır. Mısır dediğimiz yaz ürünlerindendir. İki çeşit. Sarı ve beyaz. Nisan ayında, her sene Nisan ayında çok miktarda ekilir. Nisan ayında Irak'ın güneyine düşer. Nisan ili. Bu varımızdı yem gıda ürünleri. Gıda ürünleri dediğimiz buğday, arpa, pirinç, buğday, arpa, bunlar kış ürünlerindendir. Ekimleri Ekim ayında ekilir. Biçmesi ise buğdanın Mayıs ayında biçilir. Arpanın da Mayıs'ın sonunda, Haziran'ın başında biçilir. Arpa buğdadan daha dayanıklıdır. Susuzluğa ve az verimli topraklarda da olur. Ama buğda olmaz. Pirinç dediğimiz kış ürünlerindendir. Pirincin ihtiyacı bol su ve sıcak havaya ihtiyacı var. Bol suya ihtiyacı olduğunda en çok bataklıkların kenarında ekilir. Bataklara biz dedik, o bir geçen derste dedi bataklarımız var. Nisan elinde Hübeyze ve Hammar bataklıkları varımızdı. Bunların kenarında ekilir. Irak'ın güneyinde. Ve Kürdistan'da da aynen Akra'da pirinç çok bir miktarda her sene ekilir. Varımızdı Mısır yaz ürünlerindendir. İki çeşittir. Beyaz ve sarı, Babil elinde çok miktarda ekilir. Babil. Bu gıda ürünleri. Varımızda sanayide kullanılan ürünleri varımızda pamuk, tütün, susam. Tütün dediğimiz sigaraların içinde olur tütün. Susam, yemek, ekmeklerde olur çokluk susam kullanılır. Sonra varımızda sebze, meyveler. Her insan ihtiyacı sebze, meyvelere var. Her gün insanlar sebze, meyveler bol ve vitaminli yemeklerden sayılır. İnsanların çok ihtiyaçları sebze, meyveler var. Ve varımızda kış sebzeleri, yaz sebzeleri, kış sebzelerinden varımızda bamya, patlıcan, salatalık, yaz sebzelerinden varımızda domates. Hayır, yaz sebzeleri varımızda domates, bamya, bular gibi varımızda. Kış sebzelerinden de varımızda pakla, lahana, kış sebzeleri. Meyveler de aynen her
herkes bilir hangi meyveler yaz günü olur, hangisi de kışta olur. Meyvelerimizden yaz günleri var mıydı? Şeftalidir, üzümdür bunlar. Karpuz, bunlar yaz meyveleridir. Kış meyvelerimizde portakal. En önemli meyvelerden portakalımız var. Bunlar da sebzelerdi. Sonra varımızda hayvancılık. Hayvancılık Irak'ta çok miktarda hayvan yaşayabilir. Koyun ve keçi gibi. Irak'ta ve Irak'ın Kürdistan bölgesinde ve Irak'ın güneyinde de koyun yetiştirilir. Koyun çok bir miktarda hayvanlardan var. Irak'ın Kürdistan bölgesinde ve Irak'ın güneyinde de yaşayabilir. Keçi ise en çoku Kürdistan bölgesinde yaşar. Keçi hayvanları. Bunlar da hayvancılıkların çeşitleridir. Şimdi gelelim Irak'ta hayvan yetiştirmenin problemlerinde. Irak'ta hayvan yetiştirmelerinde çok bir problemler önümüze çıkar. Bunlardan hayvanların önemini bilmemek. Bu bir sebepti. Hayvan yetiştirmemiz çok problemlerden biridir bu. Hayvanların önemini bilmemek. Bir. İki, varımızda yemleri az ve kalitesiz. Yemleri az ve kalitesiz olduğundan dolayı hayvanlar bizde az olur. 3. Tıbbi gözlemcisinin yeterli olmaması. Tıbbi gözlemcisinin yeterli olmaması. 4. Varımızda nüfus sayısına göre hayvanlar oranın çoğaltmamak. Nüfus sayısına göre hayvanların oranını çoğaltmamak. Bunlar 4 çeşit problem de önümüze gelir hayvan yetiştirmekte. Irak'ta hayvan yetiştirmekte. Bunlar 4 çeşit problemdir önümüze gelir hayvanları yetiştirmemizde. Şimdi gelelim Kürdistan bölgesindeki petrol kuyuları. En önemli konulardan Kürdistan bölgesinde bizim çok petrol kuyularımız var. Onlardan biri Kerkük. Kerkük dediğimiz budur. Kerkük. Kerkük'te 3 petrol kuyularımız var. Baba Gurgur, Bay Hasan, Cembur. Baba Gurgur, Bay Hasan, Cembur bu petrol kuyularından, Kerkük'ün petrol kuyularındandır. 2 varımızdı Musul. Musul şehrinde Neynava, Musul şehrinde varımızdı 2 petrol kuyuları Ayn Zale ve Batma kuyuların. Ayn Zale ve Batma kuyuları. Sonra varımızdı Erbil. Erbil'de köy sıncak yakınında Şivaşok. Erbil'de köy sıncak yakınında Şivaşok kuyusu. Bu da çok eski kuyulardan sayılmaz. Yeni keşfedildi diyebiliriz. Erbil'de köy sıncak yakınında Şivaşok kuyusu. Ve varımızdı Diyale'de Nefuthane. Diyale. Bu da Usarı. Diyale. Nefuthane. Petrol kuyusu bu da. Sonra varımızdı Duhok'ta bu da son dönemde aynen keşfedildi. Tafki, Duhok bu da. Tafki petrol kuyusu. Petrol kuyuları Kürdistan bölgesi çok petrolla çok zengindir. Kürdistan bölgesi petrolla çok zengin sayılır. Çünkü bak ne kadar petrol kuyularımız orada var. Kerkük'te 3 petrol kuyularımız var. Baba Gurgur, Bay Hasan, Cembur. Musul'da 2 tane. Ayn Zale, Batma. Erbil'de 1 tane Şivaşok. Diyale'de Nefuthane ve Duhok'ta Tafki petrol kuyularıdır. Ve bizim güneyde de aynen Irak'ın güneyinde de petrollarımız var. Irak'ın güneyinde varımızdı Basra ve Misan ininde. Basra ve Misan'da. Basra'da 4 petrol kuyusu varımızdı. Basra'da 4 tane Zübeyir, Kuzey Rumeyla, Güney Rumeyla, Ertavi. Zübeyir, Kuzey Rumeyla, Güney Rumeyla ve Ertavi. Bu Basra elindeki kuyular. 4 petrol kuyusu budur. Basra elinde. Irak'ın güneyinde. Şimdi gelelim Misan. En son Misan'da da varımızdı Abu Ghraib, Fekke, Bazırgan. 3 petrol kuyumuz var. Abu Ghraib, Fekke, Bazırgan. Bu da Irak'ın güneyindeki petrol kuyuların ve Irak en önemli ticaret kapısıdır. Basra'nın Irak en önemli ticaret kapılarından biri sayılır. Çünkü çok bir miktarda petrol oralarda bulunuptu.
Şimdi bu dersin de sonuna geldik. Umut ederim ki bu dersten faydalandınız, bu dersi anladınız. Teşekkür.